Merhaba arkadaşlar. Yine bir kimya çözümüyle beraberiz. 8. soruyla başlıyoruz. Evet, bir bilmece şeklinde soru yöneltilmiş. Madde homojendir. Karışım değil. Tahriş edicidir. Asit değil. İçinde metal var ve hidroksite bağlar. Yani bir metalin hidroksite bileşiği ve baz özellik gösterecek. Seçeneklere bakarsak zatça asit, sofra tozu nötr ki OH yok. Sirke asidi demiş zaten. Tuz ruhu da bir asittir. Cevabımız potas kostik KOH. İçinde bir metal var. Tahriş edicidir. Ve asit özelliği göstermez. 9. soru periyodik cetvel ile ilgili. Periyodik cetvelden bir kesit verilmiş. Buna göre hangisi yanlıştır diyor. X ve Y aynı periyottadır. Evet, aynı yatay sırada olduklarından aynı periyottadırlar. T elementi 7A grubundadır. 7A grubun özel adı halojenlerdir. Doğru. L ise geçiş metaldir. B gruplarının diğer adı da geçiş elementleriyle. T artı 7. Şimdi T'nin atom numarası 17'dir. 2, 8, 7. Dolayısıyla T artı 7'nin elektron sayısı 10'dur. Z eksi 2 diyor. Z'nin de atom numarası 8'dir. Eksi 2 yüklü iyon da 10 elektrondur. Dolayısıyla aynı soygaz elektron dizilimine sahiptirler. Bu da doğru. L elektron alarak biz L'nin geçiş elementi yani bir metal olduğunu söyledik. Metaller elektron almaya değil vermeye yatkındır. Bu yüzden yanlış olan seçenek denizli seçeneğidir. 10. sorumuz. Evet. 3 tane atomun elektron katman dizilimi verilmiş. Bununla ilgili hangileri doğrudur diyor. Şimdi Z'nin bakarsak ikinci periyot 5A'da. 5A'da olduğundan dolayı değerlik elektron sayısı 3'tür ve 3 bağ yapabilir. Y 2, 8, 8, 1. 4. periyot 1A'dadır. Metaldir. 1 bağ yapar. İyonik bileşikler oluşturur. X 2, 8, 7, 7A grubundadır. Bir halojendir. Y de 1 bağ yapabilir. Elektron alarak veya ortaklaşa kullanarak. Z atomlarından oluşan Z2 molekülün atomlar arasında 3'ü bağ vardır. Evet. Z 3 bağ yapabilirdi. 1, 2, 3. Üçer tane elektronlarını ortaklaşa kullanırlar. Bir çift de ortaklanmamış elektron vardır. Birinci ifade doğru. Y ile Z atomlar arasında moleküler yapılı bileşik oluşur diyor. Y bir metaldir. Z bir ametal. Metal ametal bileşiği olduğundan iyonik bağlı bileşiktir. İyonik bileşiklerden molekül yapılı değildir. İkinci ifade bu yüzden yanlıştır. Z ile X atomlar arasında oluşacak bileşik diyor. Evet, Z 5A grubunda olduğundan merkezi almak lazım. 3 bağ yapar. Y de 7 olduğundan 1 bağ yapacaktır. Burada Y'nin ortaklanmamış elektron çifti de var. Bunu göstermiş. Fakat bu arada Y olarak çizdim ama X olacakmış. Hemen düzeltelim. X 7A grubundaydı. Ve X'in 7A grubunda olduğundan dolayı değerlik elektron sayısı 7 olduğundan dolayı Lewis noktasının yapısında 7 tane nokta olması lazım. Yani X'in ortaklanmamış elektron çiftlerinde göstermesi gerekir. Bu yüzden 3. ifadede yanlış olup cevabımız A seçeneğidir. 11. soru. Burada X ve 2 tane sıvı verilmiş. Yukarıdaki bilgi şöyle. Aynı ortamda bulunan ağzı açık ve özdeş kaplardaki eşit hacimli X'ye sıvılan X'in kaynama noktası Y'ninkinden büyüktür. Kaynama noktası olarak X büyüktür Y. X'ye sıvıları ile ilgili demiş. İfadelerinden hangileri doğrudur? Aynı ortamda kaynamaları sırasında diyorsa aynı ortamda buhar basıncı dış basınca eşit olunca kaynama gerçekleşir. Aynı ortamda olduklarından basınç aynıdır. Bu yüzden buhar basınçları birbirine eşittir. Birinci ifade doğru. Aynı ortamda kaynamakta olan tüm sıvıların buhar basıncı birbirine eşittir. Aynı sıcaklıkta eşit kütleli örneklerin ağzı açık kaplarda aynı süre bekletilirse X sıvısının kütlesi daha çok azalır. Şimdi kaynama noktası ile buharlaşma, uçuculuk ters orantılıdır. O halde uçuculuklarına bakacak olursak Y büyüktür X. O halde burada Y sıvısının daha çok buharlaşması gerekecek. O yüzden Y sıvısının kütlesi X sıvısının kütlesine göre daha çok azalmış olacak. İkinci ifade yanlış olacak. X sıvısının tanecikler arası çekim kuvveti Y sıvısının tanecikler arasından büyüktür. Baktığımız zaman kaynama noktası ile tanecikler arası çekim kuvveti, moleküler çekim kuvveti doğru orantıdır. Bu yüzden X büyük Y olması lazım. Üçüncü ifade de doğru olacaktır. Cevabımız D seçeneği. 12. soru.
Bir nötrleşme sorusu asit bazlarla ilgili. Baktığımız zaman 1 mol NaOH bulunan sulu çözeltiye 1 mol HGSO4 azar azar ilave ediliyor. Bu olayla ilgili aşağıdakilerden hangisi yanlıştır diyor. Şimdi 1 mol NaOH'dan 1 mol OH iyonu gelir. 1 mol H2SO4'ten 2 mol H artı iyonu gelir. Burada OH'ın 1 molü ile H artının 1 molü nötrleşir ve 1 mol su oluşturur. Birer molleri gider. O halde 1 mol H artıdan artan olacaktır. Son durumda asidik bir çözelti elde etmemiz lazım. Son durumdaki çözelti asidik özellik gösterir. Adana seçeneği doğru. Tepkime sonucunda oluşan tuz sodyum sülfat. Bakacak olursak bazın katyonu Na artı 1 ile asidin anyonu SO4 eksi 2 tuz yapar. Çaprazlamadan NaKSO4 tuz oluşur. B seçeneği de doğrudur. Etkileşim sonucunda 1 mol su oluşur. Evet, 1 mol OH 1 mol H artı ile nötrleşirse 1 mol OH, su oluşur. Ceyhan seçeneği de doğru. Son durumdaki çözelti elektrik akımını iletir. Evet, tuzlu su elektriği iletir. Ayrıca asit var. Asitik çözeltiler de elektriği iletecek. Deniz seçeneği de doğru. Son durumda Behr Glass'taki çözeltinin pH'leri 7'den büyüktür. Son durumda ortam asidikti. Asidik olduğundan dolayı son durumda pH'in 7'den küçük olması lazım. Bu yüzden yanlış olan seçenek E seçeneği. 13. soruya gelecek olursak. Burada da karışımların ayrılması ile ilgili bir soru var. X, Y, Z 3 tane karışım var ve karşılarında ayırma yöntemleri verilmiş. X ayırma hunisi ile yani sıvı sıvı heterojen karışım olması lazım. Zeytinyağı su gibi. Y ayrımsal damıtma sıvı sıvı homojen karışım olması lazım. Alkolü su gibi. Z basit damıtma katı sıvı homojen karışım olması lazım. Tuzlu su gibi. Buna göre hangileri doğrudur? X karışımını oluşturan maddeler birbiri içerisinde çözünebilmektedir. Ayırma hunisiyle ayırıyorsak heterojen olması lazım. Dolayısıyla birbiri içerisinde çözünmemesi lazım. Birinci ifade yanlıştır. Z karışımı katı sıvı bileşenlerden oluşan homojen bir karışımdır. Evet, tuzlu su gibi homojen bir karışımdır. İkinci ifade doğru. Y karışımını oluşturan maddelerin kaynama noktaları birbirinden farklıdır. Ayrımsal damıtma sıvı sıvı homojen karışımlar uygulanır. Kaynama noktası farkıyla, kaynama noktası farkından yararlandığımız bir ayırma yöntemidir. Üçüncü ifade doğrudur. Bu yüzden cevap D seçeneği. Son sorumuz polimerlerle ilgili. Polimerlerin geri dönüşümüyle ilgili hangileri yanlıştır? Geri dönüşüm sembolleri vardı. Bunlar bu sene müfredata tam olarak dahil değil diye biliyorum ama yine de bilmekte fayda var. Gibi paket üzerindeki yerleştirilmiş logolar paketin hangi malzemelerden yapıldığını ve bu malzemelerin geri dönüştürülebilir olduğunu ifade eder. Evet, pet şişelerde bunu görebilirsiniz. Birinci ifade doğru. Polimerlerin doğuda çözünmeleri çok kısa sürede gerçekleşir. Hayır, bazen yüzyıllarca yıl sürer. Bu yüzden ikinci ifade yanlıştır. Polimer malzemelerin geri dönüşümü yapılması enerji tasarrufuna toprak ve su kirliliğinin azalmasına neden olur. Bu ifade de doğru bir ifadedir. Bu yüzden yanlış olan seçenek Bursa seçeneği arkadaşlar. Hoşça kalın.